Gençler selamlar, ben SML hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar limit türev integral kampımızın 5.siyle karşınızdayız. Bayağı olmuş ya, yani 5 tane bundan, sanırım 4 tane de ilk 12 soru yayınlandı. Onun yanı sıra problemler kampı da devam ediyoruz. Valla kamptan kampa zıplıyoruz sevgili gençler. Ben sizin için elimden geleni yapıyorum. Ama yani merak etmeyin, yani ben sizi taşıyacağım. Nedir o cümlenin şeyi? Siz beni campleyin arkadaşlar. Ben boyunu taşırım. Hiç sıkıntı yok. Özellikle erkek öğrenciler beni çok daha iyi anlamıştır diye düşünüyorum şu an. Anlayanlar yorum kısmına belirsinler sevgili gençler. Şimdi limit türev integrali 5. kampına başlayacağız sevgili gençler. Videomuza başlamadan önce tabii doğal olarak abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve sevgili gençler, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bunlar beni mutlu edecektir. İlk sorumuzla dilerseniz başlayalım. Şimdi bize bir tanım vermiş öncelikle. Ve bu tanımda diyor ki bir f fonksiyonu için eğer fx'in sol limiti fx'in sağ limitine eşit. Yani şu iki söylem ne anlama geliyor? Limit var manasına geliyor. Limit var ama bu limit sevgili gençler görüntüden farklı. Yani limit farklıdır görüntü diyelim. Yani onu ifade edecek bir matematiksel terim düşünemedim şu an. Limit görüntüden farklı olsun istiyor. Şimdi limit var ama bu limit o noktadaki görüntüden farklıysa bu ne demek oluyordu? Fonksiyon süreksiz demek oluyordu. Yani o noktada fonksiyon sürekli değil anlamına geliyordu. Pekala. İşte bu koşulu sağlayan x eşittir a noktasında f'in bir kafes noktası deniliyor sevgili gençler. Yukarıda verilen tanıma göre aşağıda grafiği verilen fx fonksiyonunun kaç tane kafes noktası vardır? Yani diyor ki aşağıdaki grafikte kaç tane noktanın limiti olduğu halde fonksiyon sürekli değildir anlamını taşıyor bu. Şimdi burada sevgili gençler şuraya ben x0 noktası dersem, bakın burada sol limit sağ limite eşitken görüntü bu limitlerden farklı olduğu için x0 bir kafes noktası diyebiliriz. Burada fonksiyon sürekli değil ama zaten limiti de yok, dolayısıyla kafes noktası değildir. Şurada sevgili gençler sol limit sağ limite eşitken görüntü bunlardan farklı olduğu için buraya ben x1 noktası diyeceğim ve x1 noktası için de sevgili gençler kafes noktasıdır diyebilirim. Burada sol limit sağ limite eşit değil, zaten sürekli değil, fakat sol limit sağ limite eşit olmak için limit yok. O halde sadece kaç tane noktamız varmış? 1, 2 tane noktamız varmış. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği olacakmış diyebiliriz böylelikle. Geçtim ikinci soruma. Gerçek katsayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor. A bir gerçek sayı olmak üzere 3 tane öncül verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor sevgili gençler. Şimdi gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlıydı f ve g fonksiyonumuz. Bu 3 tane öncülü okurken de bunu aklımızda tutalım. X eşittir a noktasında f ve g fonksiyonlarının limiti olmasa bile f artı g fonksiyonunun limiti olabilir denilmiş. Sevgili gençler şimdi şöyle. Normal şartlar altında bunu şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. X a'ya giderken fx artı gx, fx artı gx eşittir limit x a'ya giderken fx artı limit x a'ya giderken gx biçiminde yazabilmemiz için fx ve gx'in ayrı ayrı limitinin olması gerekiyordu. Çünkü sevgili gençler ayrı ayrı limitlerinin varlığından haberimiz yoksa, yani böyle bir durum söz konusu değilse toplamlarının limitine eşittir diyemiyoruz. Ama bu durumda şunu söyleyebiliriz. Hani bunun x eşittir a noktasında limiti olmayabilir, yoktur diyelim. Bunun da x eşittir a noktasında limiti yoktur diyebiliriz ama toplamlarının limiti olabilir. Yani buraya eşit olmasa bile şu ikisinin limitleri ayrı ayrı olmazken bile toplamlarının limiti olabilir diyoruz sevgili gençler. Bunu da hani çok 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 daha açıklayıcı olmasını istediğim için şu şekilde bahsedebiliriz. Aslında çok uzatmak istemedim ama içime de sinmiyor. Düzgün bir şekilde anlamadığını hissediyorum çünkü. Şöyle diyelim, mesela f fonksiyonu 1 için diyelim, tamam mı? F'in 1'in sol limiti için düşünelim. Burası sevgili gençler bize 2'yi versin. Bir de 1'in sağ limiti de sevgili gençler 4'ü versin diyelim. Şimdi şunu düşünelim. G fonksiyonu 1'in sol tarafında 4'ü, G fonksiyonu 1'in sağ tarafında 2'yi göstersin limitleri.
Şimdi f'in limiti yok. Yani bir noktasında limiti yok. Çünkü sol limiti 2, sağ limiti 4. G'nin de bir noktasında limiti yok. Sol limiti 4, sağ limiti 2. Ben f ve g fonksiyonlarını toplarsam f artı g fonksiyonunun birin solundaki limiti 2 artı 4'ten 6'dır. Ve f artı g fonksiyonunun birin sağındaki limiti de 4 artı 2'den 6'dır. Aa, bakın f artı g'nin limiti oldu. Limit vardır ve 6'dır diyebiliriz. Dolayısıyla x eşittir a noktasında f ve g fonksiyonunun limiti olmasa bile f artı g fonksiyonunun limiti olabilir ifadesi bizim için doğru bir ifadeydi. Yüksek miktarda çeldiricili bir soru. Tamam. Geçtim 2'ye. X eşittir a noktasında fonksiyonun limiti var. F fonksiyonun limiti var. Ve bu noktada g fonksiyonunun limiti yoksa f artı g fonksiyonunun limiti olabilir denilmiş sevgili gençler. İşte bu ifade yanlıştır. Neden diyeceksiniz? Çünkü sevgili gençler burada aynı şu örneği iyi ki yazmışız. Şu örneği şöyle değiştirelim. Mesela bunun sol limiti 5 ve sağ limiti de 5. Yani f'in limiti var. G'nin limiti yok. Bu ikisini ben toplarsam sol limit 9'a 5 artı 4'ten sağ limit 5 artı 2'den 7'ye eşit olacaktır. Ve bunu sağlayan bir örnekte zaten bulamayız. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış oldu. Olabilir ifadesi yanlıştı. X eşittir a noktasında f fonksiyonunun limiti var ama g fonksiyonunun limiti yoksa f çarpı g fonksiyonunun limiti olabilir denilmiş bize. Şimdi bunu da şöyle yapalım. Bir bakalım x eşittir a noktasında f fonksiyonunun limiti olsun. Tamam. G fonksiyonunun limiti olmasın isteniyor. Pekala. Şimdi yine bunun limiti varsa ikisine de 5 diyebiliriz sevgili gençler. Olabilir denilmiş ama değil mi? Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Birin sol limiti bir tane örnek versek yetiyor. Birin sol limiti 0 olsun. Birin sağ limiti 0 olsun. F fonksiyonu gerçi f'in limiti var. Tamam güzel. G'nin limiti olmasın deniliyor. Bunun da yine aynı şekilde kalsın 4'e 2 diye. Şimdi ben burada f artı g'ye değil f çarpı g'ye bakmam gerekiyor sevgili gençler. Çarpı ve çarpı diyelim. Şimdi f'in sol limiti 0 olduğu için f çarpı g'nin de 1'deki sol limiti 0'dır. Yine burası da sağ limit 0 olduğu için buranın da sağ limiti 0'dır denilebilir. Ve farkındaysanız şu an f çarpı g'nin de bir noktasında limiti olmuş oldu sevgili gençler. Zaten limiti olabilir demişti. Olmaya da bilir. Yani bunda bir sıkıntı yok. Ama biz olabilir örneğine bir tane örnek verdik. Olabilir durumda bir tane örnek verdik. O halde cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Yani cevap Ceyhan seçeneğiydi diyebiliriz sevgili gençler. Şu iki soru ÖSYM'de çıksa sevgili gençler. Tabii ki AYT'de biliyorsunuz standart sapmalı hesaplanıyor. Bu sorunun standart sapmasının yüksek olabileceğini öngörebiliyorum. Haberiniz olsun. Bu tarz yorum soruları standart sapması yüksek olan yorum sorularıdır. Siz de iyi ki bu kanalı izliyorsunuz. Türev sorumuza geçelim. Aşağıda verilen önermelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Net bir soru. Doğru olanlar soruluyor. İlk öncülümüze bakalım. F sabit bir fonksiyon ise her a gerçek sayısı için f türevi a sıfırdır. Şimdi ben f fonksiyonunun sabit bir fonksiyon olduğunu biliyorsam ben bu sabit fonksiyonun her noktasındaki türevini aldığım takdirde de hep sıfır çıkacaktır. Dolayısıyla f türev a da sevgili gençler doğal olarak sıfır olacaktır. İlk öncülümüz doğru. Bir olmayan şıkları eleyebilirsiniz. Zaten sadece Denizli'de yokmuş. 1. 2'ye bakıyorum. F doğrusal bir fonksiyon ise her a b gerçek sayıları için f türev a f türev b'ye eşittir denilmiş. Doğrusal bir fonksiyon düşünün sevgili gençler. Bizim fonksiyonumuz doğrusal olduğu için bizim fonksiyonumuz doğrusal olduğu için sevgili gençler şu şekilde bir fonksiyondur diyeceğiz. Ve bu fonksiyonun şuradaki A noktasında da buradaki B noktasında da hatta sana bir şey diyeyim mi? Şuradaki C noktasında bile eğimi her zaman aynıdır. Çünkü doğrusal fonksiyonun ben türevini aldığım takdirde sevgili gençler mutlaka bir reel sayı çıkacaktır karşımıza. Sabit bir reel sayı çıkacaktır. Ve her noktadaki türevi de o sabit sayıya eşit olacaktır. Dolayısıyla F türevi A ile F türevi B birbirine eşittir. Öncülü de doğru. İki olmayanları da eleyebiliriz artık. Sonucu 3 belirleyecek. 3 doğruysa cevap Edirne, yanlışsa cevap Bursa olacak. Şimdi 3. öncülümüze diyor ki f fonksiyonu 2. dereceden bir polinom fonksiyon ise f türev m eşit 0 olacak biçimde 1 ve yalnız 1 m gerçek sayısı vardır. Şimdi f fonksiyonunun 2. dereceden olduğunu düşünürseniz ax kare artı bx artı c biçiminde artı c biçiminde f'in türevi sevgili gençler ne olacaktır? 2ax artı b olacaktır. Ve ben bunu sıfıra eşitlediğim takdirde benim çözüm kümem
doğal olarak tek elemanlı gelecektir. Buraya bir tane eleman yazacağım. O da zaten eksi b bölü 2a'dır. Demek ki sevgili gençler, bu türevi, fonksiyonun türevi birinci dereceden olduğu için maksimum zaten bir tane kökü vardır diyeceğiz. O halde sevgili arkadaşlarım, üçüncü öncülümüzde doğrudur dedik. Doğal olarak cevabımız Edirne'dir diyebiliriz artık. Geçiyorum bir sonraki soruma. Yine bir türev sorusu. Maksimum minimum problemine benziyor. Evet. Şekildeki dikdörtgenin bir kenarı çemberin çapı üzerinde, iki köşesi de yarım çember üzerindedir denilmiş. Çemberin çapı 4 birim olduğuna göre dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler, bu çemberin çapının 4 birim olduğu söylenmiş. O halde yarı çapının 2 birim olması gerektiğini söyleyebilirim ben. Yani ben şuraya merkez dersem, şunu şöyle çektiğimiz zaman şu kısmın yarı çapının 2 birim olması gerektiğini biliyoruz. Peki arkadaşlar, ben şuraya x dersem, şurası x olursa, şurası ne olur acaba? Bunu bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Burası sevgili gençler 4 eksi x karenin karekökünün ta kendisidir. Şimdi dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir diye sorulmuştu. Arkadaşlar burası x ise burasının da x olması gerektiğini biliyorsunuz. Doğal olarak bizim uzun kenarımız artık 2x, kısa kenarımız da karekök içerisinde 4 eksi x karedir. Yani ben 2x'de karekök içerisinde 4 eksi x kareyi çarpıp bunun türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Bunun türevini almak için de ön hazırlık yapmak daha mantıklı olacaktır. Çarpımın türeviyle uğraşmaktansa. Bunu da nasıl yapacaksınız? Şu şekilde. 2x'i içeri sokacaksınız önce. 2x içeri 4x kare diye girecektir. Yani burada bir 16x karemiz var sevgili gençler. Eksi 4x üzeri 4'ümüz mevcut. Bunun da karekökünü aldım ve türevini almak istiyorum şu an. Pekala. Ben bunun türevini nasıl alacağım arkadaşlar? Şu şekilde. İçinin türevi 32x eksi 16x küp sevgili gençler. Bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi. Yani 16x kare eksi 4 çarpı x üzeri 4 diyeceğiz. Pekala, bunun türevi bu ve ben bunu sıfıra eşitleyeceğim. Sıfıra eşitleyen noktaları bulabilmek için üst tarafı sıfıra eşitlemem yetecektir. Alt tarafı sıfıra eşitlemiyoruz. 16x parantezini alayım ben yukarıyı. Burada bir 2'miz ve şurada da bir tane x karemiz kaldı sevgili gençler. Buna da eşittir 0 dersem bir köküm 0, diğer köküm kök 2, diğer köküm eksi kök 2 olacaktır. Şimdi tabii burada eksi kök 2 uzunluk belirtemeyeceği için almayacağım. Sıfırda sevgili gençler zaten x 0 olursa bir dikdörtgen olmaz. Demek ki x ne olmalıymış? Kök 2. Alanı en çok kaç birim karedir diye sorulmuştu. Artık hesaplayabiliriz. Çünkü benim alan fonksiyonum sevgili gençler şuydu. 2x çarpı 4 eksi x karenin kareköküydü. X'imiz kök 2 olduğu için yerine yazıyorum. 2 çarpı kök 2. 2 kök 2 çarpı karekök içerisinde 4 eksi x kare. Kök 2'nin karesi 2. 4'ten 2'yi çıkarırsam da 2 gelir. 2 kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. 2 kere 2 de cevabı verir bize. Cevap 4'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Evet. Bu soruyu da bitirdikten sonra son türev sorumuza geçiyoruz. Daha sonrasında integral sorularımızla devam edeceğiz sevgili gençler. PDF'imizin arka yüzündeyiz. İkinci sayfasındayız. Güzel bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. Gerçek katsayılar kümesinde gerçek sayılar, gerçek katsayı nereden çıktı? Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu x ve y gerçek sayıları için fx artı y eşittir fx artı x kare y artı eksi xy eşitliğini sağlıyor. Buna göre f'in ikinci türevinde x aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlarım, şuradaki fx'i sol tarafa bir atalım. F içerisinde x artı y eksi fx, önce soruya ön hazırlık yapmak gerekiyor, eşittir diyelim. Burası da sevgili gençler x kare y eksi xy olarak kalacaktır sağ taraf. Şimdi ben arkadaşlar sağ tarafı da y parantezine almak istiyorum. F x artı y eksi fx eşittir x kare eksi x çarpı y diyebiliriz buraya. Ve sonrasında da bu y'yi sol tarafa bölüm olarak atmak istiyorum. Yani fx artı y eksi fx bölü y eşittir x kare eksi x diyeceğiz. Şimdi böyle bir eşitlik kaldı elimizde ama ben bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ne anlama geleceğini de bilmiyorum. Bunu daha anlamlı kılabilmek için sol taraf gözüne bir yerden tanıdık gelmesi gerekiyor. Tanıdık gelmiyorsa işin yaş. Peki nasıl tanıdık yapabiliriz biz burayı? Şu şekilde bakınız. Ben her iki tarafın y'ler sıfıra giderken
limitini alacak olursam arkadaşlar, bu ne demektir biliyor musunuz? Şu kısım ne demek? Şurası. Y'ler sıfıra giderken fx artı y eksi fx bölü y. Yani h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h. Ne demekti? F türev x demekti. Yani sevgili gençler, sol taraf f türev x'in ta kendisiymiş. Sağ tarafta da y gördüğün yere sıfır yaz diyor aslında bakarsanız, ama fonksiyonda y yok. Yani burası sabit bir fonksiyon gibi düşünülüp bunda limiti x kare eksi x'tir diyebiliriz. Demek ki f türev x'i bulduk. Peki f'in ikinci türevinde x nedir sevgili gençler o halde? Basit türevini alacaksınız. 2x eksi 1'dir. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Soruyu kendi başına çözdüysen var ya, inanılmaz keyifli bir soru haline gelir biliyor musun? Ben şu an senin duygularını anlıyorum. Tek başına bu soruyu çözmeyi başarabilirsen ve şu şekilde çözdüysen kendine inanılmaz gurur duymalısın. Geçtik integral sorumuza. Şekildeki gibi düzgün bir et kesme tahtası tasarlayan bir tasarımcı, tahtanın üst yüzünü matematiksel olarak modellemek için x ve y eksenlerini, x eşittir 2 doğrusunu, y eşittir 4 artı x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 eğrisini de kullanmış bulunuyor. Tasarımcı kendi modelindeki bir birim karelik alanı 100 santimetre kare olarak kabul ettiğine göre tahtanın üst yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Şimdi sevgili gençler, biz ne diyeceğiz? Öncelikle bu tahtanın alanını hesaplamamız gerekiyor. Tam olarak bunu yapacağız. Peki bunu nasıl hesaplayabilirim? Öncelikle ben şu fonksiyonu integrali alınabilir kıvama getirmem gerekiyor. Biz bu kıvamı nasıl yakalarız? Şu şekilde. Öncelikle ben buranın 4 artı x parantezinde x eksi 1 ile x eksi 2'yi dağıtacak olursanız x kare eksi 3x artı 2 yapacaktır kendileri. X'i de içeri dağıtırsam 4 artı x küp eksi 3x kare artı 2x yapacaktır. Şimdi ben neyin integralini alacağım? Şunun. İntegral nereden nereye, bakın, 0'dan 2'ye kadar. Sağdan ve soldan bu sınırlamış çünkü o et tahtasını. 0'dan 2'ye kadar düzenli yazalım. X küp eksi 3x kare artı 2x artı 4 dx yazacağız sevgili gençler. Bunun integralini alacaksınız. X küpün integrali x üzeri 4 bölü 4. Eksi 3x karenin integrali eksi 3 çarpı x küp bölü 3'ten sadece x küp kalacak. 3 ile bölü 3 birbirini götürecek. Artı 2x'in integrali de x karedir. Ve artı 4x. Nereden nereye? 0'dan 2'ye. 0'ı burada yazmama gerek yok. Çünkü 0'ın burada bir hükmü yok sevgili gençler. Sadece 2'yi yazarak cevabı bulabiliriz. 2'nin 4. kuvveti 16. Ben bunu 4'e bölersem 4 gelir. Eksi 2'nin küpü 8'dir. Artı 2'nin karesi 4 ve 4 kere 2 de 8 gelir. Artı 8 eksi 8 birbirini götürürse 4 artı 4'ten ben bunun alanını 8 birim kare bulurum sevgili gençler. Bakın burası 8 birim kareymiş. Şimdi 1 birim kare 100 santimetre kareyse, yani 100 katına çıkarıyorsak, o zaman 8 birim karede 100 katına çıkarırım. 800 santimetre karedir diyebilirim sevgili gençler bu et tahtasının alanı için. Evet gençler, güzel soruydu. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Diğer sorumuzda ise biraz daha böyle integral almalı falan değil de integrali yorumlamalı olan bir soru. Bakalım, 0'dan 2 kapalı aralığından 5-7 kapalı aralığına tanımlı bir fonksiyonumuz var. Bir fonksiyon, bir sürekli fonksiyon. Ve diyor ki 0'dan 2'ye kadar fx dx I olduğuna göre bu I'nın farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bu tarz soruları nasıl çözmem gerektiğini söylüyorum size. Grafik çizeceksiniz. Grafiği nasıl çizeriz? 0 ile 2 kapalı aralığından, bakın bu 0 burası, 2 burası olsun. 5 şurası olsun, 7 de burası olsun sevgili gençler. İşte 0 2 kapalı aralığını 5 7 kapalı aralığına, 5 7 kapalı aralığına götürecek. Pekala. Şimdi burada bu fonksiyon artan olabilir, azalan olabilir, sabit olabilir, dalgalı dalgalı olabilir, her hal olabilir. Peki bu fonksiyonun, yani şu I'nın en az çıkabilmesi için bu fonksiyonun tüm görüntüsünün 5 olması gerektiğinden bahsedebilirim. Yani şu şekilde olursa, sabit fonksiyon olursa bizim cevabımız şuradaki alandır sevgili gençler. Yani bu ne demek? 2 kere 5'ten buranın alanı 10'dur ve bu I değeri en küçük 10 olabilir. Peki en büyük, en büyük de sabit bir fonksiyon olup 7'ye eşit olursa sevgili gençler, 2 kere 7'den maksimum 14 olabilir. Şimdi
10 olabilir, 14 olabilir dedik. Aralardaki değerler olabilir mi? Tabii ki. Mesela şöyle bir artan bir fonksiyon olmuş olsaydı 5'ten 7'ye, 0 ile 2 aralığında 5'ten 7'ye kadar artan bir fonksiyon olmuş olsaydı 10 artı buradaki s diyecektik. Ama bu 10 artı s gene de 14'ten küçük olacaktı. Yani benim buradaki i değerim 10'dan büyük veya eşit, 14'ten de küçük veya eşit olmak zorunda olacaktı. Peki alınabilecek değerler ne? 10 artı 11 artı 12 artı 13 artı 14'tür sevgili gençler. Bu da 5 tane terim ve ortadaki 12 olduğuna göre 5 kere 12'ye eşittir. Yani cevabımız 60 olacaktır. Burada I'nın alabileceği değerlerin toplamı diyebiliriz. 7. sorumuzu ve integralin de ikinci sorusunu çözdükten sonra artık son sorumuza doğru geçiyoruz. Son sorumuza geçmeden önce yine sana ben subliminal bir mesaj vereceğim. Sevgili arkadaşlar, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi de unutmayın gençler. İntegralin son sorusu bu videonun da son sorusu olacak. Dikkatli dinlemende fayda var. Fx fonksiyonu parçalı tanımlı olarak verilmiş ve x'ler 1 ile a arasındayken 3'ü, x'ler a ile 3 arasındayken de 4x'i kullanacaksın diyor. 1'den 3'e kadar fx dx 10 olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Öncelikle sevgili gençler, bizim fonksiyonumuz belli, parçalı tanımlı olarak verilmiş bize. 1'den 3'e kadar fx dx'inde ben 10 olması gerektiğini biliyorum. Ve benden ne isteniyor? A. Peki arkadaşlar, şöyle diyelim. Ben bir grafik çizeyim. Tamam, bu grafik üzerinde şurası 1 olsun, şurası a olsun, şurası da 3 olsun diyelim. Fonksiyonumuz 1'den a'ya kadar 3 olarak davranıyormuş. Yani ben şuraya 3 diyeceğim. Ve 1 ile a arasında fonksiyon sabit bir şekilde bu şekilde hareket ederken daha sonrasında a'dan 3'e kadar da 4x fonksiyon olarak devam ediyor. Bu 4x fonksiyonu da mesela 3 için 12'den geçecektir. 12 şurası olsun. 3 için sevgili gençler şunu şöyle yapalım. Ben fonksiyonu şöyle çizeyim en iyisi. Şurayı silelim. Fonksiyonumuzu şu şekilde çizelim. Tamam. Ve daha sonrasında da fonksiyonumuz 3 için 12'den geçecek diyelim. 3 için 12'den geçerken bu sırada A için de 4A'dan geçecek. Yani 4A'yı da sevgili gençler şuralarda bir yerde falandır diyebiliriz şöyle. Daha sonrasında bunu da bu şekilde gösterelim. Ve sevgili gençler buradan sonra da fonksiyon, yani buraya kadar bu şekilde devam et dedik ya, buradan sonra da bu şekilde devam ediyormuş diyebiliriz. Şimdi işte bu kısımda gördüğümüz alan 10'muş sevgili gençler. 1'den 3'e kadar olan alan 10'muş. Şimdi ben diyorum ki şu kısmın alanını hesaplayabilirim. Nasıl hesaplarım? Burası sevgili gençler a eksi 1 ile 3'ün çarpımıdır. Ekstradan şu kısımdaki alanda bakın burası 12 birim. Burası 4a birim. 12 artı 4a alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz sevgili gençler 3 eksi a'dır. Bir de bölü 2'miz mevcut. Bölü 2'yi şurasıyla sadeleştirirsem 6 artı 2a yapacaktır. Ve 3 eksi a ile çarpacağız biz burayı. İşte burası da yamuğun alanı. Şu kısımda yani a eksi 1 çarpı 3 de sevgili gençler buradaki dikdörtgenin alanı. Ve bu alanlar toplamda bize 10'u veriyormuş. O halde sevgili gençler 3 çarpı a eksi 1 3 a eksi 3 yapacaktır şuranın alanı. Şurayı da içeri dağıtırsak ne gelir arkadaşlar? Artı 6 kere 3 18. 6 kere eksi a eksi 6 a yapar. 2 a kere 3 artı 6 a yapar. Ve 2a kare eksi a da eksi 2a kare yapar. Burada götürülecekleri bir götürelim. Neler gider? Bakın buradaki 6a ile eksi 6a gider. Burada bir eksi 2a karemiz var. Daha sonrasında bunu kullandım. Artı 3a'mız var. Ve 18 eksi 3'ten de artı bir tane 15'imiz mevcut. Şimdi sevgili gençler bunun neye eşit olduğunu biliyoruz biz 10'a. Onu da yazdım. Hepsini sağ tarafa topladım. Nasıl yaparım? 2a kare eksi 3a eksi 5 eşittir 0 dedim. Şimdi burası çarpanlarına ayrılır mı? Onu bir kontrol edelim. 2a'ya a diye açarsam arkadaşlarım şurayı eksi 1 ile burayı artı 5 ile değil tam tersiyle yapalım. Şurayı artı 1 burayı eksi 5 ile çarptığım takdirde eksi 5a artı 2a daha eksi 3a gelir ve buradan a eşittir 5 bölü 2'dir ya da a eşittir eksi 1'dir diyebiliriz. Ama ben a'nın 1 ile 3 arasında bir değer olduğunu bildiğim için bunu yok ederim. A sayısı kaç olur? 5 bölü 2 olur sevgili gençler. Bizden de zaten a sayısı istenmişti diyebiliriz. İntegralin son sorusu güzeldi. Bir üstteki sorumuzsa yine
mantıksal bir çıkarım yaptığımız için güzel bir soruydu. Türev'in şu sorusu bence bombaydı, haberin olsun. Daha sonrasında sevgili gençler, limitin bu sorusu fevkaladenin fevkindeydi. Şuradaki yorum sorusunda da hata yapmadığını ümit ediyorum. İlk soru zaten basitti. Sorularımızı da bu şekilde değerlendirip yani sonra artık limit türev integral Camp Nou 5'in de sonuna gelmiş bulunmaktayız. 6. limit türev integral kampında görüşürüz sevgili gençler. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın, sağlıklı kalın. Sizleri seviyorum ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.